Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala önemli bir karar çıktı. Marmara Denizi'nde hamsi istavrit ve sardalya için dökme avcılığına yasak getirildi. Düzenleme ile balıkların sanayi ham maddesi yerine insan gıdası için avlanması sağlanarak Marmara Denizi'ndeki stokların korunması amaçlanıyor. Denizlerde av yasağı bitiyor. Balıkçılar için kritik tarih 1 Eylül. Öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bir tebliğ yayınladı. Halen Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Marmara Denizi eylem planı yürütülüyor. Bu eylem planı kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasının sağlanması, Marmara Denizi'ndeki stokların korunması çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında bulunuyor. Yayınlanan tebliğle burada yapılan balıkçılığın kontrolünün daha iyi sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide ham madde olarak değil, insan gıdasına uygun şekilde ambalajlanması hedeflendi. Bu kapsamda küçük pelajik balıkların yani hamsi, istavrit, sardalyanın Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanıp dökme olarak balık unu yağ fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı. Tebliğ kapsamında Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasak olan ancak Akdeniz ve Ege'de kontrollü olarak yaptırılan ışıkla avcılığa ilişkin daha detaylı düzenlemeler yapılabilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne yetki tanındı. Ayrıca Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bulunan sert mercan resiflerinin bulunduğu alan koruma altına alındı.